İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Hükümet Sözcüsü Armeni Hüsarkan'ın Batı Ermenistan meselelerine ilişkin basın açıklaması. Cavak sakinleri yeni kısıtlamalar altında Doğu Ermenistan'a nasıl mal taşıyor? İlham Aliyev'e ve Bakü hükümetine baskı yapmaya çağırıyorum. Artsak Piskoposluğu liderinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine mektubu. İngilizce, Armenofobi kitapçığı Çek Cumhuriyeti'nin Brno şehrinde yayınlandı. Ermeni savaş esirlerinin ve Artsak Askeri Komutanlığı'nın serbest bırakılması talebiyle Fransa Dışişleri Bakanlığı önünde eylem düzenlendi. Lübnan'da şiddetin artması nedeniyle yüze yakın tıp merkezi kapatıldı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Senarmenya TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Armeni Huysakyan 12 Ekim 2024'te bir konuşmada bulundu. Sözcü Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armen Gabrahamyan'ın Batı Ermenistan'daki Ermeni halkının çok uzun zaman önce hatta Abdülhamid'in planlarından bile önce kendi ana vatanları olan Batı Ermenistan'da yaşadığını vurguladığı konuşmasına değindi. Abdülhamid'in eylemleri sonucunda Batı Ermenistan'a Anadolu denmeye başlandı. Sözcü ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi'nin Artsak'taki kutsal topraklara resmi izin olmadan tecavüz eden herkesi şiddetle kınadığını ve bu kişilerin Bakü yetkililerinin burayı işgal etmelerine destek verdiğini vurguladı. Sözcü Armeni Hüsakyan konuşmasında ayrıca Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan'ın 17-18 Ekim tarihlerinde Batı Ermenistan yerli halkını ve Batı Ermenistan Ulusal Meclisini Birleşmiş Milletler platformunda temsil edeceğini bildirdi. Doğu Ermenistan'da 19 Ağustos'tan itibaren Gürcistan dahil Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olmayan ülkelerden mal ithalatına ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Buna göre bireyler değeri 200 avro olan ve ağırlığı 10 kilogramı geçmeyen malları gümrüksüz olarak ithal edebilecek Doğu Ermenistan Devlet Gelirler Komitesi düzenlemelerin kişisel kullanıma yönelik kullanılmış ürünler için geçerli olmadığını kaydetti. Yerebanda okuyan öğrenciler de dahil olmak üzere halkalak sakinleri büyük miktarda mal taşıyor. İlk başta öğrencilerin gümrükleme konusunda hiçbir sorunu yoktu. Ağustos ayının sonunda sınırı geçen öğrenciler yalnızca kıyafet içeren valizlerin kontrol edildiğini, diğer eşyaların yiyecek, yatak takımı gibi kontrol edilmediğini söylüyor. Ancak Ekim ayında kısıtlamalar sıklaştırıldı. Sürücü ve yolcular gümrük yetkililerinin ithal edilen malların ağırlığına dikkat etmeye başladığını, 10 kilogramın üzerindeki malların sınırı geçmesinin yasaklandığını söylüyor. Piskoposluğu lideri Piskopos Vrtanes Abrahamyan, Kasım ayında Bakü'de yapılması planlanan COP29'un arifesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi. Piskopos 2023'ü hatırlatarak Ermenilerin Artsak'tan kitlesel olarak sürgün edilmesi ve uluslararası toplumun bu suçlara kayıtsız kalması nedeniyle Bakü'nün devam eden etnik temizlik politikasından duyduğu kendi endişesini dile getirdi. Bakü, uluslararası insancıl hukuk ilkelerini ihlal ederek Ermeni savaş esirlerini hapishanelerinde tutmaya devam ediyor. Sayın Ekselansları, COP29 sürecinde bölgede adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için tüm fırsatların kullanılması gerekmektedir. Artsakh Piskoposluğu lideri Piskopos Vırtanes Abrahamyan yaptığı çağrıda insan haklarının korunmasını sağlamak ve uluslararası yasaların üstünlüğünü sürdürmek için Bakü hükümetine baskı yapmaya çağırıyorum, dedi. Bruno şehrindeki Mazaryik Üniversitesi'nin çalışma merkezi Profesör Ivan Foletti ve Margarita Hohanova'nın 20. yüzyılın başında güzel sanatlar, bilim ve Rus sömürge politikası temasına adanmış Armenofobi kitabı yayınlandı. Yazarların belirttiği gibi Arminofobi'nin kökleri 19. yüzyılın ikinci yarısında Ermeni sanatının Rus İmparatorluğundaki resmi bilim çevreleri tarafından kasıtlı olarak marjinalleştirmesiyle ortaya çıktı. Yazarlar Ivan Foletti ve Margarita Hahanova bu bağlamdaki tarihi yazımı incelemesinde Orta Çağ Ermeni sanatının nasıl Rus emperyalist politikasının bir aracı haline geldiğini göstermeye çalışıyorlar. Yayın Ermeni sanatı ve kültürü projesi çerçevesinde oluşturuldu. Nesli tehlike altındaki miras başlıklı çalışma Masaryik Üniversitesi Erken Orta Çağ Araştırmaları Merkezi tarafından Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği işbirliğiyle ve Çek Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın mali desteğiyle yürütülüyor. 127 sayfalık kitapçık İngilizcedir. Paris'te Fransa'da